Herkese merhabalar sevgili dostlar. Sizlere harika bir haberim var. Az sonra Hür Pedal'dan Şevket abi vasıtasıyla tanışmış olduğum İbrahim abinin nar bahçesine gideceğiz. Ve bu nar bahçesi bizim tarafımızdan icarlandı. Ve o kadar mutluyuz ki çünkü tüm üretim sürecine şahitlik yapacağız. Ve bizim istediğimiz şekilde bir üretim olacak. Kesinlikle zirai ilaç kullanılmayacak, ot ilacı kullanılmayacak. Ve narlarımızda herbisit, pestisit, kalıntı, hiçbir şey olmadığından %100 emin olduğumuz bir nar satışımız olacak zamanı geldiğinde, Ekim ayı geldiğinde. Birçok açıdan çok mutluyuz. Çünkü biz bu yola çıktığımızda burada bir farkındalık yaratmak istedik. Burada çiftçimizi, üreticimizi buraya göç edip bahçe almış dostlarımızı bilinçlendirmek, aynı zamanda da tüketicimizi de bilinçlendirmek istedik. Çünkü eğer biz bu kriterlerde bu ürünü alacağımızı kabul etmeseydik, İbrahim abi de maalesef bu bahçesinde zirai ilaç kullanacaktı. Çünkü tüccar üzerinde leke olan, boyutları birbirinden farklı olan ürünü, üzerinde ufak tefek çatlaklar, izler olan narları maalesef satın almıyor. Ama ne mutlu ki bizim ailemizde bu gibi durumlar bir kusur olmaktan ziyade bir tercih sebebi. Tüm detayları birazdan nar bahçemize gittiğimiz zaman sizlerle paylaşacağız. Kaç dönüm bir nar bahçesi, nasıl üretilecek, ne zaman hasat yapılacak, ne zaman satışa sunacağız? Tüm bilgileri videomuzun içinde sizlerle paylaşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Sevgili dostlar, Dalyan Eskiköy nar bahçesine geldik. Nar çiçekleri muhteşem gözüküyor. İnşallah bunların koca koca taptaze mis gibi nar olduğu günleri de göreceğiz hep birlikte. Hep birlikte tüketeceğiz, hem nar olarak hem de nar ekşisi olarak. Ekolojik bir üretim sürecinden geçecek. Bahçemiz burası. Bahçemiz buradan şu köşeye yaklaşık 8,5 dönüm. Nar. Yaklaşık 3 senedir ben bakıyorum. İsim neydi abi? İsmim İbrahim Koçtepe. Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı bir çiftçiyim. Ben de bu işlere yeni öğreniyorum sayılır ama bayağı bir yol kat ettim narcılık konusunda. Eyvallah abi. Narımız şu anda çiçekte. Bazıları erken çiçekler, şu anda meyveye dönmüş vaziyette. Evet İbrahim abi, şimdi biliyorsun biz ekolojik üretim seviyoruz. Doğal üretim seviyoruz. Şu anda biz bu bahçede en başından başlayıp tüm sürecini dostlarımızla paylaşacağız ki görecekler hani biz bunları nasıl ürettik. Çiçekten meyveye kadar geçen süreçte nasıl uygulamalar yaptık. Dostlarımıza ben bunları paylaşmak istiyorum. Gönül rahatlığıyla çocuklarına bu narları satın alıp yedirebilsinler diyerek. Bu seneki nar şeyim, normalde ilaçlar bugüne kadar en az 2 defa ilaç atmam gerekiyordu. Hem ballı basra dedikleri yaprak biti ilacı, hem de mantar ilacı. Yapraklarda sararma yapıyor. Meyve üzerinde leke yapan bir alterna diye bir zararlı var mantar olarak. Onlar için ikişer defa bugüne kadar ilaç atmamız gerekiyordu. Ama bu sene Tolga Bey'le yaptığımız sözleşme gereği kesinlikle ilaç namına 1 gram bir şey atmadım. Şu anda ağaçlarımızın durumunu zaten incelediğinde Tolga Bey de görebilir. Hiçbir ilaç kalıntısı yoktur. Şu anda yaprak biti gelmiş yapraklarımızda ama işte sıcakların gelmesiyle beraber bunlar kendiliğinden ölmeye başladılar. Meyvede de var bu yaprak biti kalıntıları. Bunlar meyvenin üzerinde kalmayacak. Bunu, meyvede görünmeyecek ama bu yapraklarda siyahlık kalacak. Kalsın. Hasat zamanına kadar kalabilir. Ne zararı var? Meyveye bir zararı var mı? Meyveye bir zararı yok. Yaprak bitinin zararı meyveye zarar değil. Ağacın öz suyunu emdiği için ağacı zayıflatıyor. Meyveyi küçük şey yapıyor, evet. Büyütmüyor. Zarar olarak o. Alterna dediğimiz hastalık yaklaşık yapraklarda böyle bir sarartı oluyor. Kahverengiye dönüyor, evet. Bu. Meyvenin üzerinde küçük böyle mercimek büyüklüğünde siyah noktalar oluşuyor. İnsan sağlığına bir zararı var mı? İnsanın sağlığına zararı yok. Ama üzerine bunu öldürmek için atılan kalıntı ilaçta, evet, zarar var. Yani o alterna zararlısı için ben bu zamana kadar 3 defa ilaç atıyordum. O lekeler oluşmasın diye. 3 evet. Defa yani o illaki meyvede kalıyor o kalıntılar. Ve mantar hastalığı, onun mücadelesi de zor. Yani bir sezon boyu yapmak gerekiyor mücadeleyi. Sürekli takip etmek gerekiyor. Biz kendi haline bırakacağız. Kendi haline bırakacağız bu sene. Kendi halinde büyüyecek artık. Nasıl olacağını da hep beraber göreceğiz. Ve abi göreceksin, evet, ki önümüzdeki yıllarda bu ağaç, evet, bu sorunlarla kendi başına mücadele etmeyi öğrenecek. Evet. Çünkü biz buna tembelleştirmeyeceğiz. Evet. Bunu hazıra alıştırmayacağız. Ağaç kendini toparlayacak. Evet. Yaprak bitinin asıl gelmesi gerektiği zamanlar bu filizler.
Bu filizler çıktığı zaman yaprak biti geliyor. Bu taze filizlerde oluyor yaprak biti. Eski dallarda yaprak biti yerleşmiyor. Bunlarda işte bir şey var, zamanı var. Bir buçuk ay gibi zamanda kendilerini yok ediyorlar. Kuruyup dökülüyor ondan sonra. Birazcık emek, insan emeği istiyor. İnsan emeği. Bunları gireceğiz, temizleyeceğiz. Ben bu sene iki defa şey aldım, ağaçlarımın dibini aldım. İki defa da otları sürdürdüm. Şimdi ikinci suyu verdiğimde otları tekrar sürdüreceğim. Gübre olarak toprağa karışacak o. Şevket abi, videomun girişinde de söyledim. Benim İbrahim abiyle tanışmama vesile olan Hür Pedal'dan Şevket abi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Tolga. Güzel bir şeylere vesile olmak, yardımcı olmak benim için çok keyifli bir şey. İnşallah narlar büyüdükçe bunu zaman zaman göstereceğiz. Evet. İyi bir şey yapıyorsun, doğru şeyler yapıyorsun. Her zaman bizde desteğini göreceksin. Hem şahsım adına, her hürped adına. Karşılıklı abi. Evet. Doğru. Yani bisiklete binen insandan kötülük görmedim bu zamana kadar. Çok nadir örnekleri. Evet. Hani göz ardı etmek lazım. Kesinlikle. Bisiklete doğayı seven insan, tabiati, canlıyı, insanları sever. Farklı bir şey düşünmek imkansız zaten. Evet. Çok teşekkür ediyorum abiler. Sana benim yaptığım ağaçların budamasını sıkı şekilde takip ettim. Budamasını kendim yaptım çocuklarla beraber. Normalde bu ağaç diplerindeki yabani otlar ilaçla kurutuluyor veyahut da biçiliyor. Ben tırpanımla biçtim. Aynı zamanda da suyu verdikten sonra gelen yeni otlarla beraber görüldüğü gibi traktörle sürdürdüm buraları. Bunlar tekrar üzerinden ikinci bir sulamadan sonra döner geçecek. Bunlar gübre olarak tekrar toprağa karışacak bu yabani otlar. Abi şimdi aslında şurada benim bahsetmek istediğim, söylemek istediğim birkaç söz var. Burada biraz da tüketiciye de iş düşüyor. Evet. Çünkü tüketici üzerinde leke olduğu zaman veya üründe çatlaklar, patlaklar yani görsel olarak güzel olmadığı zaman bu ürünleri satın almamayı tercih ediyor. Dolayısıyla aracılar da üreticilere diyor ki bu ilaçları atacaksınız. Ürünlerimizin üzerine limonda, narda, portakalda bütün ürünlerde biz bu ilaçları istiyoruz çünkü tüketici bunları almıyor. Ne kadar çok ilaç kullanılırsa, zararlıyla ne kadar çok ilaçla mücadele edilirse meyvenin dıştan görünüşü o kadar güzel olur. Çünkü hiçbir şekilde hastalık girmez, böcek yaklaşmaz, mantar oluşmaz. Ama bunun yanında da kesinlikle ve kesinlikle bu meyvelerde ilaç kalıntısı kalıyor. Evet, her şekilde mı? Her şekilde kalıyor. Çünkü ilacın narda, özellikle narda ruhsatlandırılmış ilaç çok az. Bu sene de hatta Alterna yönünden bir ilacın ruhsatı da kullanılması da yasaklandı. İlaç ne kadar kullanılırsa meyvenin dış görünüşü o kadar güzel olur ama yediğin zehir o derece fazla olur. Yani ben anlam veremiyorum. Buradan da herkese sesleniyorum. Lütfen meyvede, sebzede mükemmel görüntüyü aramayın. O çocukluğunuzdaki o güzelliği, o kokuyu arayın. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda çok fazla çocuk öldü. Narın üzerindeki ilaç zehirden, ilaç kalıntısından çocuklar öldü. Yani artık ben diyecek söz bulamıyorum. Verim, çiftçiyi şöyle yönlendiriyorlar. Eğer ilaç atarsanız veriminiz artar, rekolte yükselir. Evet, ilk planlı kısa vadede rekolte yükselebiliyor. Ama bunun sonucunda siz çocuklara ve insanlara kanser yapan, hatta öldüren meyveleri, sebzeleri yediriyorsunuz. Bu çok yanlış. Yani artık yalvarmamız mı lazım bunun değişmesi için, düzelmesi için? Burada üreticimiz şunu bilsin ki, eğer siz ilaç verdiğiniz bir bahçeye ilaç vermediğiniz takdirde evet o yıl rekolteniz düşecek ama ekoloji, doğa kendi dengesini kuracak ve göreceksiniz ki her geçen yıl doğal bir şekilde ağaçlar kendi savunma mekanizmalarını kurdukları için rekolteniz günden güne artacak ve doğal ekolojik ürün üreteceksiniz ve bu çok kıymetli. Aynı zamanda toprağa atmış olduğumuz ot ilaçları gün sonunda hiçbir şekilde size o ilaçları atmadan buradan ürün alamayacağınız bir hale getiriyor. Toprağımızı öldürüyoruz. Şu anda dünya üzerinde ekilebilir arazilerin %51'i yok olmuş durumda. Ve 10 yıl içinde eğer biz bir şey yapmazsak, bunu değiştirmezsek geri kalan %49 da yok olacak. O zaman ne yiyeceğiz? O zaman ne tüketeceğiz? Artık silkelenmemiz, kendimize gelmemiz lazım. Bu farkındalığı oluşturmamız lazım. Biz burada bir üreticiyle, iki üreticiyle, üç üreticiyle başladığımız hareket inşallah gün gelecek, tüm Türkiye'ye yayılacak. İnancımız tam. Ben bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bu sene yaprak biti ilacı atmadım. İlaç atmadım. Gözlemlediğim şu, ben ağaçlarımda uğur böceği gördüm. Yaprak bitinin bir numaralı düşmanı uğur böcekleri. Uğur böcekleri günde binlerce yaprak biti yiyebiliyor ve ben bu sene ilaç atmadım.
uğur böceklerini gördüm ağaçlarda. Normalde tarım işletmeleri uğur böceklerini çoğaltıp çiftçiye tanesi 1,5 liradan sattı bu sene. Ben onu da almadım ama ağaçlarımda uğur böceklerini gördüm bu sene. Yapmaya gerek yok. Evet. Doğayı kendi haline bırakacağız. Ormanı taklit edeceğiz. Ormanda bir ekolojik denge var. Orman kışın ölür, yazın tekrardan canlanır. Toprak, yapraklar toprağın üstünü örter. Sel bile olsa yaşar. Ağustos'un sıcağında da yaşar. İş ki biz müdahale etmeyelim. Ekoloji o kadar güzel, o kadar dengeli ki ağaçlar da böyle. Yani biz göreceğiz bu sene. Yani önümüzdeki yıllarda tabii ki bu hep birlikte yapacağımız bir mücadele. Hep birlikte vermek zorunda olduğumuz bir savaş. Biz bu şekilde burada üretimimizi yapacağız. Sizler de bizi destekleyip bu ürünlerden satın alıp bu projenin sürdürülebilir olmasını sağlayacaksınız. Nacizane tavsiyem bu çalışmaları hem desteklemeniz hem de kendi sosyal mecralarınızda paylaşmanız. Bu şekilde siz de taşın altına elinizi koyabilirsiniz. Abi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmada benim yanımda durduğun için beni ilgilendirmez. Ben sana güvenmem de diyebilirdin. Sen bana güvendin. Ben de yani sana güveniyorum. Bu işe bir yerden başlamak gerekiyor. Her şeyin doğal olarak yetişmesi yönünde bir katkımız olması amacıyla. İnşallah bu işin devamı gelir bundan sonra. Bütün üreticiler açısından. Bir de işin arılar boyutu var abi. Evet. Az önce uğur böceği dedin. Arıların da altını çizmemiz lazım. Nara, narenciyeye atılan, hatta gündüz atılmaması gerekiyor evet. Bu ilaçların. Arılar narenciyelerden ve bu çiçeklerden nektarları toplayıp hem kendilerine, yavrularına ve bizim tüketeceğimiz balı üretmek için aldığı nektarların üzerinde maalesef kalıntılar oluyor ve hatta arılar ölüyor. Yani ilaçlama yapıldığı zaman zaten ilçe tarım müdürlüğü arıların yuvaya kovana dönüş saatinden sonrasını işte akşam mevsimine göre 7'den 7.30'dan sonrasına şey oluyor. Yani ben ilaç attırdığım zamanlarda da önceki yıllardaki ilaç attırdığım zaman ben uyudum. Ha, burada genellikle herkes o konuya uyuyor ama neticede bu sabah kalktığında arılar çiçeğe geldiğinde o zehri almış oluyorlar. Akşama kadar tabii. Zehir taşıyorlar o kovanlarını. Tabii maalesef. Sabah atılmasa ne olacak? Akşam evet. Atılıyor. Ne oluyor? Bir gecede bütün o ilaç kalıntıları yok mu yani oluyor rüzgarla? Bütün ilaçlar en az 21 gün ağaçta kalıyor. En az 21 gün etkisi var ilaçlar. Evet. İnşallah bitireceğiz. İnşallah yavaş yavaş bu farkındalığı İnşallah yayacağız. İnşallah hep beraber bu şekilde bir yola girdik. Yolumuz uzun, mücadelemiz zor. Hep birlikte güç birliği yapmamız lazım. Üreticisiyle, tüketicisiyle bir olup birlikte çalışmamız lazım. Ama içimde inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir coşku var şu anda. Kelimelerle tarif edemiyorum. Umarım bu işin sadece ticaret olmadığının, bu işin sadece buradaki yetişen narları satıp para kazanmak olmadığının artık farkındasınızdır. Hep birlikte kazanacağız. Hem doğamızı kurtaracağız, hem de ülkemizi kurtaracağız. Gümrüklerden ürünlerimiz geri dönmeyecek ve o geri dönen ürünleri, yurt dışının kabul etmediği ürünleri bizim insanımız, bizim çocuğumuz, bizim kardeşlerimiz yemeyecek. Bizim insanımız da her şeyin en iyisini, her şeyin en güzelini yemeyi hak ediyor. Bundan birkaç yıl önce Manisa Salihli'ye gitmiştim. Muhteşem böyle şu büyüklükte kirazlar var. Abi dedim bunları nereye satıyorsunuz abi dedi. Biz onları yiyebilir miyiz dedi. Fransa'ya gidiyormuş. Fransa'nın insanı bizden daha mı kıymetli? Parası bizden daha kıymetli olduğu için biz o meyveyi yiyemiyoruz ama onlar yiyebiliyor. Bunların hepsini değiştireceğiz. Hep birlikte değiştireceğiz bunları. Bu bölümün sonuna geldik diyelim sevgili dostlar. Burada ekolojik bir nar üretimi yapacağız İbrahim abiyle birlikte. İnşallah bu sesimiz bütün üreticilerin kulağına gider, bütün tüketicilerin kulağına gider. Ne kadar büyürsek, ne kadar kalabalık olursak o kadar daha güçlü oluruz. Sesimiz o kadar gür çıkar. İnşallah başaracağız. İyi ki varsınız. İzleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Bu bahçeyle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.